dünyadaki ölümlerin %60'ı kalp damar hastalıklarına bağlı. Bu yüzden insanların, her bir bireyin kendi çapında yapabileceği bazı önlemler, alabileceği bazı önlemler elbette ki mevcut. Bunlar neler? Kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Bağımlılık yapan şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Bağımlılık yapan derken ne bunlar? Alkol, sigara ve karbonhidrat tüketimi. Sigara, kalp krizinin önlenebilen en sık sebebidir. Özellikle genç kalp krizlerinde en önemli sebep sigaradır. Kalp krizi geçirmiş bir bireyin eğer sigara içmeye devam ediyorsa tekrar kalp krizin geçirmesi veya kalp krizden ölme ihtimali normal bir bireye göre 2 kat daha fazladır. Alkol tüketiminin fazla olması da önemli. Alkol tüketimi arttıkça vücudumuzdaki şeker ve kolesterol metabolizmasında bozulmalar ortaya çıkmakta. Bu da karaciğer üzerinde bir yük oluşturmakta. Yağlı karaciğer durumu da kalp hastalıkları riskini arttırmaktadır. Diğer bağımlılık yapıcı şey ise karbonhidrat tüketimi. Günümüzde artık tek düze beslenme mevcut. Karbonhidrat, basit şeker, paketli gıdaların tüketimi giderek artmakta. Bu da diyabet ve obezite riskini ortaya çıkarmakta. Bozulmuş kan şekeri ve bozulmuş kolesterol parametreleri kalp hastalığı riskini giderek arttırmakta. Karbonhidrat tüketimi yerine sebze, lif tüketiminin arttırılması, kaliteli protein alımı, kaliteli yağların tüketilmesi önemlidir. Bunun dışında önemli olan ama insanların gözden kaçırdığı uyku. Uyku ve stres yönetimi çok önemli. Vücudumuz fiziksel ve zihinsel olarak uykuda toparlanır. Her vücudun buna ihtiyacı vardır. Vücudun kendini yenileyebilmesi, onarabilmesi için günde en az 8 saat uyku mutlaka önemlidir. Uykunuzdan fedakarlık yapmayın. Stres yönetimi ayrı önemli bir konu. Eğer stresinizi yönetemiyorsanız bu kan şekerinde bozulmaları sebep olur, tansiyonunuzu artırır, yükseltir. Eğer stres yönetiminde kötüyseniz mutlaka destek alın. Psikoterapi mutlaka öneririm. Doğa yürüyüşleri, yoga, meditasyon, ibadet, hangisini seviyorsanız, ne tarafa meyliniz varsa mutlaka bunları uygulayın, hayatınıza dahil edin. Hayatınıza dahil etmeniz gereken diğer şey hareket. Mutlaka hayatınızda hareket olsun. Tempolu yürüyüşü öneriyoruz. Haftanın 5 günü, total haftalık bu 300 dakikaya denk gelecek şekilde mutlaka hayatınızda hareket dahil edin. Bunun dışında yılda bir mutlaka kan tahlili yaptırın. Kan tahlili yaptırmak hem beslenme düzeninizi hem stresinizi, hayat tarzınızı yansıtan bir şeydir. Kolesterolünüzü, şekerinizi bakmak dışında vitaminleriniz de mutlaka bakılsın. Çünkü bazı vitamin eksikliklerinde kalp hastalıklarını arttırıcı mekanizmaları tetikleyen vitamin eksiklikleri görebiliyoruz. Kalp hastalarında özellikle bazı destekleri ben kullanılmasını öneriyorum. Destek kullanmanın sonu yok ama D vitamini, magnezyum, B12, omega 3 mutlaka hayatlarına dahil etsinler. Kontrollü bir şekilde doktorlarına danışarak hastalarımız alsın derim. Kalp hastalığı genetik bir hastalık değildir. Epigenetik bir hastalıktır. Yani bu söylediğim önerileri dikkate alınırsa kalp hastalığı kaderiniz olmaz. Bugün bir de bir şey anlayabiliyor. Hatta öyle bir şey oldu mu? Fedan da